Arkadaşlar merhaba. Set 309 birinci soru. Şekilde ABC üçgeninin iç teğet çemberi verilmiştir. AB uzunluğu 11 santim, BC uzunluğu 16 santim, AC uzunluğu 15 santim olduğuna göre AK uzunluğu kaç santimdir? Şimdi bakın arkadaşlar, bizden istediği şuradaki AK uzunluğu. A noktasından çembere teğet çektiğime göre buradaki teğet uzunlukları ne olacak? Eşit. Burası x santim ise burası da x olacak. Peki AC'nin tamamını kaç vermişti? 15. O zaman şuraya ne kalacak? 15 eksi x. Peki C'den de L ve M'den geçecek şekilde iki tane teğet çekmişim. O zaman şu uzunluklar da eşit. Burası 15 eksi x. Peki şöyle devam edelim. AB uzunluğu 11 santim. O zaman buraya 11 eksi x kalacak. B'deki çektiğim teğetler de birbirine eşit olacağına göre burası da 11 eksi x olacak. Şimdi bu kenarın tamamına bakalım. 26 eksi 2x. BC kenarını 16 santim biliyorum. Buradan 2x eşittir 10 santim gelecek. Yani x uzunluğu 5 santim gelmiş oldu. Doğru cevabımız Ceyhan. İkinci soru. ABC'de paralel kenar ve O merkezi çember ABCE yamuğunun iç teğet çemberinin merkezidir. AE 6 santim, E de 4 santim. Buna göre DEC üçgenin çevresi kaç santimdir? Şimdi bakın arkadaşlar. Şuradaki AE uzunluğunu 6 santim vermiş. ED uzunluğunu 4 santim vermiş. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit olacağına göre şuradaki BC 10 santim geldi. Şimdi benden istediği şey DEC üçgeninin çevresi. Ben buradakine A diyorum. Şuradakine de B diyorum. Yine paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit olacağı için burası A geldi. Şimdi şöyle bakalım. ABCE bir teğetler dörtgeni olduğu için karşılıklı kenarlar toplamı birbirine eşittir. Yani şuradaki BC uzunluğu ile AE uzunluğunun toplamı yani 16 eşittir. AB uzunluğu ile EC uzunluğunun toplamı ne eşit? Şurada hemen A artı B yapıyorum. Şimdi A artı B'ni bulduk, 16 santim. Şimdi bunun çevresine gelelim. Bunun çevresi A artı B artı 4. A artı B 16 bulduk. Toplam ne oldu? 20 santim. Yani doğru cevabımız Bursa. Üçüncü soru. Şekilde O1 merkezi büyük havuz ile O2 merkezi çocuk havuzunun üstten görünümü verilmiştir. Çemberler birbirine dıştan teğet ve üçgeni içten teğettir. O1 ve O2 merkezi çemberlerin yarıçapları sırasıyla R1 eşittir 15 santim ve R2 eşittir 5 santimdir. Buna göre C noktasının O2 merkezi çocuk havuzuna en yakın uzaklığı kaç santimdir? Şimdi bakın arkadaşlar, şuradaki O1 ile O2'nin teğetlerini birleştirelim. Hemen O1 ile kendi teğetini birleştirdim 90 derece. O2 ile teğeti birleştirdim 90 derece. Bunun yarıçapı 5 santim. Bunun yarıçapı 15 santim. O1 ile O2'den geçecek şekilde C'ye kadarki doğrusal uzunluğumuzu çekelim. Şöyle. Şurası 5 santim. Şurası 15 santim. Şurası da 5 santim. Benden istediği şey C noktasından O2 merkezli çembere en kısa uzaklık. Yani şuradaki x uzunluğunu istiyor. Şimdi hemen şu iki dik üçgen arasında benzerlik yapalım. Şimdi benzerlik oranımıza bakalım. Burası 5 bölü 15. Yani oranımız 1 bölü 3 değil mi? Yani şuradaki CO2'ye A dersem CO1 ne olacak? 3A. Bu durumda şuraya ne kaldı? 2A. Yani 2A eşittir 20 santimden A eşittir 10 santim gelecek. Peki A dediğimiz uzunluk aslında x artı 5'ten oluşmuyor mu? X artı 5'i 10 santim bulmuş olduk. X ne geldi? 5 santim. Bu durumda doğru cevabımız Bursa.